Evet, Veya dostlarım, herkese selamlar. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Efendim, zaman el verdikçe, zamanım imkan tanıdıkça belli mevzularla karşınızda olup sorun yaşadığınız hususlarla ilgili kanaatlerimi sizlere arz etmeye çalışacağım. Günümüz insanının, milenyum çağının hususiyetle sınava hazırlanan öğrencinin en büyük sorunlarından biri dikkat dağınıklığı, konuya odaklanamamak. Bırak konuya odaklanmayı, hayata odaklanamıyoruz. Aynı mekanı paylaştığımız insanlara odaklanamıyoruz. Aynı masayı paylaştığımız, aynı evi paylaştığımız insanlara odaklanamıyoruz. Neden? Zihinlerimiz çok meşgul. Streslerimiz çok fazla. İlgimizi çeken çok fazla şey var. İlgimiz çok dağınık. Değerli arkadaşlar, adeta kafese kapatılmış bir farenin ilgisini çeken her şeyi kemirmesi gibi haz tabanlı ilgimizi çeken her şeye doğru bir yöneliş var. Ve beynimizi, hani bazılarının yaptığı çöp evler var ya, ne bulur ne yok eve doldurur. Beynimizi çöp eve dolduruyoruz. Dolayısıyla bu kadar karmakarışıklık içerisinde nasıl ilginin odağın toplanabilmesini bekliyoruz? O zaman en başta yapmamız gereken şeylerden bir tanesi ilgi alanımızı azaltıp etki alanımızı arttıracağız. Bir insan her şeye ilgi duyamaz, duymamalı. Teknoloji insana çok büyük nimetler sunmuştur. Günümüzde birçok şeyi sanal ortam üzerinden temin etmek mümkündür ki bu konuşmada size sanal ortam vasıtasıyla ulaşıyor. Ama bu müthiş bir özgürlük sunmakla beraber insanlara aynı zamanda ilgisini toparlayamama gibi bir sıkıntı da getirmiştir. Açıyorsun bir videoyu izliyorsun ve çoğunlukla da 1.25, 1.5, 1.75, bakın bu kadar sabırsızız biz çünkü. Beğenmediğin zaman çarpıya basıp atıyorsun. Dolayısıyla öyle durumlar oluyor ki ders başına oturduğunda yine çarpıya basıp atmak istiyorsun. Böyle haz tabanlı, müthiş özgürlüğün tanındığı bir dünyada arkadaşlar bizim hazımıza gitmeyen, hoşumuza gitmeyen bir derse uzun süre devam ettirebilmek, konsantrasyonu ve odağı uzun süre toparlayabilmek kolay değil. O zaman madde bir nedir? Her şeye ilgi duymayacağız. Bunun başına sosyal medya geliyor. İnsanlarda müthiş bir yalnızlık var. İnsanlar bu yalnızlığını sosyal medyaya gömülerek gidermeye çalışıyor. Sosyal medyada Instagram'da ana sayfaya düşen, ana sayfa değil onun adı neydi artık, keşfete düşen birçok şey ilgimizi çekebiliyor. Dolayısıyla bir de bakıyorsun ki 5 saati harcamışsın. Zihin çöplüğe dönmüş. Ondan sonra masaya otur. Hiç hoşuna hazına gitmeyen bir meseleye odaklanmaya çalış. O zaman yapman gereken şeylerden biri nedir? Sosyal medyaya kesinlikle sınırlama getireceksin. Bu konuda irade göstereceksin. İradesine sahip olamayan insanlara hayat başarılı olma şansı tanımıyor. Bu devirde bakın adeta sosyal medya orucu tutacaksın. Nasıl ki dini bir emirdir oruç tutmak, bu devirde de başarılı olmak istiyorsan o başarılı olmak istediğin süre içerisinde sınav süresince sosyal medyaya karşı bir oruç tutacaksın. Bununla ilgili aplikasyonlar var. Telefonla indirebilirsin. Seni uyarıyor. Sosyal medyada ne kadar takıldığın konusunda bunu yapabilirsin. Üçüncüsü, insanlar neden odaklanamıyor? Çünkü motivasyonları düşük. Yani hayat hikayeleri yok. Hayalleri çok kısır. Adeta zorla bir arenaya itilmiş gibi orada işte dövüş denmiş gibi zoraki kılıç sallıyor. Arkadaşlar sizin büyük hayalleriniz yok mu Allah rızası için? Siz niçin üniversiteyi kazanmak istiyorsunuz? Neden atanmak istiyorsunuz? Sadece maaş için mi istiyorsunuz? Sadece statü için mi istiyorsunuz? Bir insanın hayali, hedefi, ideali bence çok büyükse sınav o hedefe ulaşmak için bir basamak olur. Sınav hiç gözünde büyütmez. Dolayısıyla herkes hayalini bir kez daha gözden geçirsin, idealini bir kez daha gözden geçirsin. Bir başka madde. Hocam ben evde toparlanamıyorum. Kendi başıma ders çalışamıyorum. O zaman kütüphaneye git. Bakın herkesin farklı bir çalışma stili vardır değerli arkadaşlar. Eğer evde kendine hakim olamıyorsan o zaman kütüphaneye gideceksin. Dershanelerin kütüphanesine gideceksin ya da ilhak kütüphanelerine gideceksin. Ya da çalışma düzeninden emin olduğun birkaç arkadaşla birlikte buluşacaksın. Neden? Çünkü kütüphanede o sessizlikte herkes ders çalışırken sen telefonla uğraşmaya utanırsın zaten. Çıkaracağın sesten dolayı çevreden uyarı bile alırsın. O zaman kendini buna zorlayacaksın. Bir başka olay. Odaklanamıyorsunuz neden? Çünkü planınız yok. Planı olan insan odaklanır arkadaşlar. Planla ilgili ben birkaç gün önce bir video yayınlamıştım. O videoda konuları haftalara, günlere bölün demiştim. Her konu bittikçe ona çentik atacaksınız demiştim. Fakat senin önünde bir plan yok. Seni motive eden bir kaynak yok. Konu bittikçe sen çentik attıkça hazdan haza koşacaksın. Bunu bir kez daha söylüyorum. 5 dakika, kimi 1,5 saat aralıksız çalışabilir. Ama en az 25 dakika olmasına özen göstereceksiniz. Yani bir masadaki bir oturumun 25 dakikanın altına düşmeyecek. Buna bir Pomodoro da diyebiliriz. Bir başka olay. Bunu da yine katıldığım seminerlerden birinden öğrenmiştim. Faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir bardak su deneyi. Bakın ben şöyle bir bardak su aldım, koydum. Bir bardak suyu alıyorsunuz. Bu bardak suyu önünüze masaya koyuyorsunuz ve tam 4 dakika boyunca suya bakarak sudan başka bir şey düşünmüyorsunuz. O bir bardak suya bakıyorsunuz. Sadece suyla ilgili ne olabilirse yani o suyu içtiğinizi düşünebilirsiniz. Suyun içerisindeki kimyasalları düşünebilirsiniz ama sudan başka bir şey düşünmüyorsun. Hedefe odaklanıyorsun. Bakın 4 dakika boyunca. Kronometre tutuyorsunuz ve her aklınız başka yöne kaydığı zaman kronometreyi durdurup başa alıyorsun. Bir hafta boyunca bunu yapmanızı istiyorum. Bakın bir hafta boyunca yaptığınız bu olay sizin biraz daha dikkatinizi, odağınızı toplayacaktır. Geçiyorum. Değerli arkadaşlarım şöyle bir şey yoktur. Hocam bana bir teknik söyle. 4 saat boyunca odaklanayım. Arkadaşlar bu antibiyotik değil, bu ilaç değil. Beyninize bunların gibi çip yerleştiremem ben sizin. Bu iradeyle olacak bir hadisedir. Herkesin farklı konsantrasyon eşiği olduğunu ve artık sihirli değnek beklentisi içerisinde olmamanız gerektiğini kavrayın. İnsanlar hepsi bir beyaz atlı prens, bir beyaz atlı hoca, bir beyaz atlı koç, bir beyaz atlı lider bekliyor. Yapmayın bunu. Güç sizde arkadaşlar. Kendi gücünüzün farkına varın. Başka güçlere entegre olmayın. Aklınızı başka güçlerin cebine koymayın diyorum. Çünkü bu güç senin gücün, sana hayat boyu lazım olacak ve ben senin gücünün farkında olman için şu anda çaba harcıyorum. Bir başka olay değerli arkadaşlar. Beden hareketi yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani masa başındasın, odaklanamıyorsun, streslisin. Zaten konu seni çekmiyor, kendine terk et masayı. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika fark etmez. Bir gez, dolaş. Arkadaşlar yapacağımız beden hareketi, şınav çek ya da.
mutlaka sizin konsantrasyonunuzu tekrar geri getirecektir. Demek ki dikkatini toplayamıyorsan o anda bırak. Yani verimsiz bir şekilde bu sefer niye odaklanamıyorum çelişkisiyle 1,5 saat geçireceğine git 15-20 dakika egzersiz yap. Sonra tekrar masa başına gel. Arkadaşlar bir başka olay da konuyu ilgi çekici hale getirmek lazım. Biz evet çalıştığımız konuların birçoğu ilgi çekici değil, ben sizi anlıyorum. Zaten bu hususta hafıza teknikleri üretmemin nedeni de bu. Bakın ben gerek coğrafyada gerekse farklı branşlarda tavsiye ediyorum. Bunu da uygulayın diyorum ama kendi branşımda ne yapıyorum arkadaşlar? Olayı bir metafora bağlıyorum, bir hikayeye bağlıyorum. Atıyorum Türkiye'nin volkanik sektöründen anlatırken Kaleci Volkan üzerinden anlatıyorum. Wolfram madenini anlatırken işte Volkswagen üzerinden anlatıyorum. Yani konuyu ilgi çekici hale getirmeye çalışıyorum. Hafıza teknikleri sizi kesinlikle konuya motive eder, konsantre eder. Siz bunu diğer branşlara da uygulayabilirsiniz. Bir başka şey kitap okumanızı tavsiye ederim. Kitap okumak sabır işidir arkadaşlar. Videolardaki gibi beğenmediğinde ileri sardırmak ya da çarkıyla çıkmak söz konusu değil. Özellikle sürükleyici kitaplar sizi kitaba odaklayacağı için odaklanma yeteneğinize katkı sağlayacaktır. Sabırla kitap okumaya devam edin. Her gün buna 20 dakika ayırabilirsiniz. Bir başka yapmanız gereken şey arkadaşlarınızla sohbetleriniz nitelikli olsun. Bir araya geldiğiniz zaman telefonu bir kenara koyun. En azından 25 dakika kimse telefona dokunmadan sohbet edebilsin. Bakın önemli bir şey söylüyorum. Benim hocam kanalında birçok dersi stüdyo ortamında anlatmış olmama rağmen Instagram'da canlı yayınlara devam ediyorum. Ve benim canlı yayınları 1 saat 15 dakika dikkat dağılmadan dinleyebiliyorsunuz. Neden? Çünkü her zaman canlı olan sohbet daha dakika 20 dakikayı zor dinlerken ileri sardırırken canlı yayını ileri sardıramıyorsun. Orada kontrol bende ve ben senin odağını toplamaya çalışıyorum. Ve arkadaşlar doğrusunu söylemek gerekirse size bu anlamda çok büyük bir katkı sağlamaya çalışıyorum. Neden? 1 saat 15 dakika bir mevzuya odaklanıyorsan canlı yayın anlamında söylüyorum ben ya da başka bir hocamız fark etmez. Bu senin odak yeteneğini geliştiriyor. En büyük sorunlarımızdan biri odaklanmak, meseleye konsantre olmak. Biz meseleden o kadar konsantrasyondan uzağız ki bakın konsantre olan bir insan, hani böyle parapsikolojik güçler olan insanlar var. Diğer odadaki bir yemek kaşığını bile odaklanmayla çelik kaşığı bükebiliyor. Nazar dediğimiz bir olay var. Nazar nasıl değiyor sanıyorsunuz? Adamın kötü düşünceleri bir noktada öyle bir yoğunlaşıyor ki seni orada imha ediyor. Ya da nazarı neye değdiyse. Arkadaşlar, odaksız yaşanmış bir hayat hayat değildir. Bakın birçoğunuz şu anda 20'li yaşları yaşayan arkadaşlarım, YKS'ye KPSS yazan arkadaşlarım o kadar hızlı hareket ediyoruz, o kadar telaş içerisinde yaşıyoruz, o kadar kafamız bin bir türlü şeyle meşgul ki kafamızda 40 tane tilki geziyor. Dolayısıyla hiçbir şeye odaklanmadan yaşıyoruz ve sizler çok erken yaşlandığınızı göreceksiniz. Evet, şu anda 20'li yaşlar arasında bir ara bakacaksın ki 40'lı yaşlara gelmiş. Biz ne ara 40 yaşına geldik, 50 yaşına geldik. Neden? Odaksız bir hayat yaşıyoruz. Birçoğumuz küçüklüğümüzü özlüyoruz değil mi? Neden? Çünkü küçükken tamamen odaklandığın şey senin aklında. Ama büyüdükçe maalesef odak yeteneğimizi kaybettik. Bu da yaşamdan alınan zevkimizi arttırdı, stresimizi arttırdı. Bakın başka bir örnek vereyim size ben. Değerli arkadaşlar, siz biriyle konuşurken o kişi aynı anda telefonla meşgulse ya da bilgisayarla meşgulse o kişinin size saygı duyduğunu düşünür müsünüz? Bu durumdan haz alır mısınız? Şöyle elinizin tersine bir tane çakasınız gelir değil mi? İşte siz de derse aynısını yapıyorsunuz. Ders çalışırken telefonla meşgul olunmaz. Ders çalışırken zihinde başka şeyler düşünülmez. O zaman kitabın eli olsa sana bir tane çarpması gelir. Kitaba karşı samimi ol. Odaklan. Dolayısıyla o vaktini ona ayır. Yani gerçekten düşündüğün zaman da böyle olmuyor mu? Onun için ben meseleyi size görünebilir somut hale dönüştürmeye çalışıyorum. Yani meseleye nasıl yaklaşırsan, hayata nasıl yaklaşırsan, hayat da sana öyle yaklaşır arkadaşlar. Benim kullandığım bir tabir vardır. Bu tabir argoda kaçabilir ama ben çok argo olarak görmüyorum. Hayatı bir serseri gibi yaşayamayız. Serseri gibi ancak zenginler yaşar. Kıt kanaat, imkanları sınırlı, başarmaktan ve bir maddi gücü ulaşmaktan başka seçeneği olmayan bir insan, baba parası yiyen bir insan hayatı serseri gibi yaşayamaz. Ser Farsça baş demektir, serseri başıboş demektir. Ancak çok zenginler yaşayabilir, böyle imkanları vardır. Ama diğer türlü arkadaşların bir planı olması lazım. Bir hayat felsefesinin olması lazım, bir hayalinin olması lazım. O yüzden herkes kendini bu plana ve odağa alıştıracak. Hocam başka ne önerirsiniz? Öneriyorum, düzenli uyku. Uykusunu alamamış bir insan arkadaşlar kesinlikle konuya odaklanamaz. Bir insanın en az 6 saat en fazla 9 saat uyuması lazım. Uyku periyotlarının birer buçuk saatlik periyotlarla olması lazım. İşin uzmanları şunu tavsiye ediyorlar. Akşam 23'te yatıp sabah 06'da kalkmayı tavsiye ediyorlar. Öğlen arası 15 dakika ya da maksimum yarım saatlik bir uykuyu tavsiye ediyorlar. Uygulayın, hayatınızdaki farkı görün. Bir başka şey beyin egzersizleri yapılabilir. Bununla ilgili de ben bazı paylaşımlar yapacağım. Bir başka şey ders çalışırken müzik dinlenilmez. Beyin aynı andaki şeye yoğunlaşamaz. Multitasking olmaz arkadaşlar. Bakın bu işin uzmanları söyledi bir hadise. Dolayısıyla o anda kendinizi derse vermeniz lazım. Bir başka hadise. Siz ders çalışırken hangi pozisyonda rahatsanız o pozisyonda çalışın. Ben illa masaya gelin demiyorum. Uzanarak çalışmaktan daha memnunsan, konsantrasyonu öyle topluyorsan öyle çalış. Tek bir standart odak yöntemi yoktur arkadaşlar. Masan dağınık iken çalışmak sana daha iyi geliyorsa öyle çalış. Ama uzmanların önerdiği, toplumumuzun %70'i görsel öğrenme stiline sahip olduğu için masada dersten başka uyaran olmasın. Çünkü göz neredeyse dikkat de oradadır. Özellikle görsel öğrenme stiline sahip olanlar buna çok dikkat edecekler. Masada ders haricinde bir obje olmayacak, poster olmayacak ve mümkünse masa duvara dönük olacak. Hatta teknik bir iş.
Türkiye'deki sınavlar maalesef dünyanın en zor sınavlarından biri. Neden? İş az fakat işe talip olan insan sayısı fazla ve bunlar sınavla eleniyor. O yüzden teknik olmak zorundasınız. Sadece kondisyon, sadece inanmak yetmiyor. Teknikle birleşince başarı sizin beklediğinizden daha fazla olabiliyor. Bir diğer şey arkadaşlar, hani dikkatinizi dağıtan hususlar diyorum ya, onlardan biri de yoğun duygusal ilişkiler. Mümkünse uzak durmaya çalışın sınava hazırlık müddeti boyunca. Mümkün değilse bir çeki düzen verin arkadaşlar. Nedir? Yani konuşma saatlerinizi sevdiğiniz insanlar, kız arkadaş, erkek arkadaş fark etmez, belli saatlere yoğunlaştırın. Anlaşın bu konuda arkadaşlar. Günün her saati mesajlaşma olmaz. Ekrandan düşen WhatsApp mesajları sabaha kadar WhatsApp'ta konuşmak sizin meseleye odaklanmanıza mümkün değil, hizmet etmez. Dolayısıyla bu hususta bir ayak tutturmak zorundasınız. Günün belli saatlerinde konuşmak konusunda anlaşmak üzere. Geçiyorum bir başka mevzuya, mum tekniği. Arkadaşlar mum tekniği nedir? 3 tane mum alıyorsunuz. Kendinize 2,5 metre mesafeye koyuyorsunuz. Bunlar arasında yarım metrelik mesafe olacak. Mumları yakıyorsunuz ve ortadaki muma 5 dakika sonra süreyle odaklanıyorsunuz. Ortadaki muma odaklanırken yandaki mumları da görmeye çalışıyorsunuz. İkinci gün yarım metre yaklaşıyorsunuz. Üçüncü gün yaklaşa 25 gün boyunca bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. 25. günde 3 muma 7 santim kadar yaklaşıyorsunuz ve ortadaki muma odaklanıyorsunuz. Bu neyi sağlayacak size? Çevrede ne kadar uyaran olursa olsun merkezdeki odaktan ayrılmamayı size öğretecek. Tabii zamanla yapılacağı için bu kazanımı da zamanla edineceksiniz. Geçiyorum bir başka mevzuya. Bu arada renk demişken bir konuda itirafta bulunayım. Bakın ben genelde siyah giyiyorum ve sizlerden de sorular geliyor. Neden hep siyah giyiyorsunuz? Evet, siyah rengini severim. Fakat ekran karşısına geçtikten sonra daha çok siyah rengini giymeye başladım. Çünkü öğrenci sadece dediklerime odaklansın. Evet, yani benim kıyafetimdeki bir markaya odaklanmasın. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. O düşünce başka yerlere götürür. Kıyafetimdeki renk tonlarına odaklanmasın. Olabildiğince minimalist olmaya çalışıyorum. Gene de siyah rengi tercih ederek, düz giyinerek de arkadaşlar bu konuda bakın bir duruş sergilemeye çalışıyorum. Ben bu kadar bu anlamda mesaj vermeye çalışırken duruşumla dahi sen geleceğinle ilgili bu mesajları algılaman lazım. Dolayısıyla dikkatini odana dağıtan hususlardan kurtulman lazım. Geçiyorum bir başka mevzuya. El göz koordinasyonu tekniği. Değerli arkadaşlar, bu hem aynı zamanda uzun süre kitapta zaman geçirdiğiniz için göz kaslarınıza da katkı sağlayacaktır. Bunu da 5 dakika yapıyorsunuz. Gözlerinizi aşağı yukarı sağa sola doğru çeviriyorsunuz. Bunları yaparken de el koordinasyonu olsun diye sol elinizin baş parmağı ile işaret parmağı, sağ elinizin baş parmağı ile serçe parmağını birleştirip bu parmakları ileri geri hareket ettiriyorsunuz. Ben burada yapmıyorum komik duruma düşmemek için, farklı yorumlara neden olmasın, ama siz bunu evde yapıyorsunuz. Evet. Bununla ilgili teknikler gördüğünüz gibi var. Bununla ilgili her şeyden önce bu konuda bir karar almanız gerekiyor. Ben anlatımımla, eserlerimle bu odağa katkı sunmaya çalışıyorum. Hafıza tekniklerine zaten girme nedenim buydu arkadaşlar. Öğrenci kitabı sevmiyor. Dolayısıyla insan sevmediği şeye odaklanamaz. O münasebetle sevimli kılmak adına bilgiyi somutlaştırma. Tüm derslere bunu uygulayabilirsiniz. Yani benim şu kitabımın çok tutulma nedenlerinden bir tanesi, yaşlısından gencine çocuğuna buradaki resimler bile ilgisini çekiyor. Bakın burada lokomotif var, kangal köpeği var. Kimin ilgisini çekmez bu? Kangal köpeği Sivas'ı tanıtıyor. Lokomotif sanayini anlatıyorum. Keçi var, Ankara keçisi, lüle taşı var. Yani dolayısıyla kitaplarımda bunu yapmaya çalışıyorum. Hafıza tekniğinin haricinde mesela konu anlatım kitabında da arkadaşlar. Konuyla ilgili karikatür koyuyorum. Yani ben karikatür niye koyayım? Bu kitaba niye bu kadar kafa yoruyorum? Düz kitap yazabilirdim ama kitap bir şekilde öğrenci içine çekmesi lazım. Okuduğun kitap seni sürükleyici bir şekilde içine alması lazım. YKS kitaplar, bakın soru bankasında da bir reklam gibi algılamayın lütfen. Yani bu işe ne kadar ehemmiyet verdiğimi görün. Şu soru bankasındaki verdiğim cevaplar öğrenciyi burada azarlıyorum. Çabuk git yüzünü yıka diyorum. Bu soruyu nasıl yapamazsın diyorum. Dolayısıyla hani şu mesajı vermeye çalışıyorum. Ders sizi çekmesi lazım. Ve bazen siz kendiniz de altına böyle küçük notlar, sevimli, esprili notlar alabilirsiniz diyorum. Videonun süresi dolmak üzere olduğu için daha fazla uzatamıyorum. Umarım söylediğim şeyler size katkı sağlamıştır ve bu konudaki mesaj alınmıştır. Hepinize bol odaklı, konsantrasyonlu günler diliyorum.